Burası Afganistan'ın 34 vilayetinden biri olan Tahar vilayetinin merkezi Talukan şehri. Şehrin nüfusu yaklaşık 750 bin. Gelin şimdi burada bir pazarı sizlerle birlikte gezelim. Çok fazla caddeden oluşuyor. Böyle geniş caddeler, ara sokaklar, çok geniş bir alan bir pazar olarak kurulmuş. Pazarda ne ararsanız var malum. Şimdi burada bizim bildiğimiz sebze meyvelerin yanında havucun kıyılarak satıldığını gördük. Havuç burada kıyılarak satılıyor. Hemen şimdi arka tarafa geçiyoruz. Bakalım neler var başka. Gördüğünüz gibi pazar ara sokakları biraz önce yağan yağmurdan dolayı ıslak. Kirazın burada satıldığını ve meyve suyunun çıkartıldığını görüyoruz. Afganistan'da pazarlarda çok sık rastladığımız sebzelerden birisi de ravaş dedikleri bir şey. Biz akşam deneme fırsatımız oldu. Bunun kabuğunu aynı bizim bu dikenleri soyduğumuz gibi kabuğu soyuluyor. İçindeki kısmı yeniliyor. Ekşimsi, tuzlumsu, garip bir tadı var. Ama neye faydalı olduğunu ben şimdi soracağım. Bu neye faydalıydı yediğimiz zaman? Ravaş benim bari su faydaları bu kura. Bu şey tadı biraz ekşi diyor. Ha, yani şey yemeği hazmedebilir. Hazmet. Yemeği hazmetmek için yeniliyormuş ama lezzet ve keyif olsun diye yenenler de var. Hemen yan tarafta dağdan toplanmış büyük mantarları görüyoruz. Doğal mantarlar, kendi doğasında yetişen mantarlar. Biraz ileride de şeker kamışı suyu sıkan arkadaşlar gördük. Şimdi oraya gidelim. Şimdi gördüğünüz gibi pazarda şeker kamışı satanlar var. Ben şeker kamışı suyunu çok sevdim ve gittiğim ülkelerde eğer denk gelirsem içiyorum. Kaç kişiyiz? Ben ekibimize de ısmarlayacağım. 1, 2, 3, 4, sen de yap şeker suyunu. Şeker kamışı suyumuz hazırlanıyor. Ekibimizle birlikte içeceğiz. Her gittiğim ülkede söylediğim gibi deniyorum şeker kamışı suyunu. Her yerde farklı hazırlanıyor. Bazı ülkelerde içine passion fruit yani tutku meyvesi, limon, zencefil gibi diğer ek şeyler katılıyor. Ama burada sadece şeker kamışı suyu. Zamanla aldığınız balığı burada yağda hemen kızartıp size pişmiş olarak teslim ediyor. Ya şurada bir balık benim de bana. Yani nasıl? Daha işte kır organı zehir mayı. Pazar gezmeye devam ediyoruz. Şimdi tavuk satılan seyyarları görüyoruz. Tabii buradaki tavuklar, horozlar, bizim yediğimiz tavuklar horozlara benzemiyor. Bizimkilere piliç diyoruz. Bunlar gerçek horoz ve gerçek tavuk. Dileyen dilediği kadar buradan kilosuyla gelip alıyor. Bütün tavukçular da burada toplanmış. Burası da pazarın bakliyat bölümü. Arpa, buğday, fasulye, pirinç gibi şeylerin satıldığı yer. Yağmur yağdığı için birçok kişi tezgahını kapatmış.
Şimdi bir attarın önündeyiz. Daha doğrusu işte attar malzemeleri satan tezgahın önündeyiz. Benim burada bilebildiğim işte pasiflora var. Malum pasiflora hep duyarsınız ama bitkisi bu. Pasiflora bitkisi. Ve kaya tuzu ve zencefil kurusu ve ismini bilemediğimiz şifalı bitkiler var. Mesela burada kestaneye benzer bir şeyler var ama kestane değil dediler. Bu da içindekini yediğiniz zaman bel bölgesindeki ağrıları geçiren bir şeymiş. Kısacası insanlar buraya geliyorlar, ihtiyaç duydukları ilacı alıp pazardan ayrılıyorlar. Afganistan'da hastalıkların tedavisinde şifalı bitkiler çok yaygın olarak kullanılıyor. Sağır ve dilsiz birisi beni durdurup bir şeyler anlattı ve elime bir şeyler yazdı. Ne yazdığını biliyor musunuz? Ne dedin? Bunlarda dil yok. Ha dil yok, anladım. Tamam. Bu arkadaş şimdi ne görmek istiyor? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Buradan ne? Bak bu eşek fotoğrafı bak. Bak bu. Şimdi arkadaşımız, buradaki polis görevli arkadaşımız Özbek. Özbekçe, Türkçe bilmediği halde anlaşabildik. Bu arkadaşımız da dilsizmiş. Elime bir şeyler yazdı benim Farsça bildiğimi düşünerek. Ama yeter ki gönüller bir olsun. Sohbetimiz 15 dakikadır devam ediyor. Daha konuşacak çok şeyimiz var. İsmi? İsmi. Hüseyin. Şah Mahmut elime ne yazdı çok merak ediyorum. Okuyabildiniz mi? Eğer okuyabildiyseniz yorumlara yazın lütfen. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda Afganistan'ın takılarından ve parasından bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.